dalga geçiyor olmalısınız. Yani Burak'la bir ilişkiniz yok. Elbette yok. Peki şu hayat sigortası hakkında ne söyleyeceksiniz? Hayat sigortası mı? Haberiniz yok mu? Yani elbette var da olayla ilişkisini çözemedim. Tamam, onu da ben anlatayım. İyi olur. Ne demek istediğinizi açıkça söylerseniz sevinirim. Şimdi kocanız ölürse sigorta size yüklü miktarda ödeme yapacak. Yoksa ben atıyor muyum? Yani siz şimdi bana kocamı öldürdüğümü mü söylüyorsunuz? Evet, çok mu belli ettim kendimi? Çok saçma. Tabii ki öldürmedim. Yani 1,5 milyon lira böyle hiç de azımsanacak rakam değil. Yani ben daha azı için bile adam öldürenleri gördüm. Ben onlardan biri değilim ama. Belki sevgiliniz onlardan biridir. Olamaz mı? Burak'la bir olup kocanızı öldürmeye karar verdiniz. Sonra sigortadan bütün parayı alıp gül gibi geçinip gidecektiniz. Bakın, nefesinizi boşuna tüketiyorsunuz komiserim. Benim Burak'la bir ilişkim yok ve hiçbir zaman da olmadı. Sibin Hanım, kocanızın ölümünün kaza olmadığı kesin. Biri onu öldürüp sonra da kaza süsü vermek istemiş. Madem öyle gidip Cevat'la konuşun. Cevat? O kim? Doktor Cevat Karabağ. Kendisi de aile uzmanıdır. Niye? Kocanızla bir problemleri mi vardı? Haklarında açılmış bir dava vardı. Ne davası? 6 ay kadar önceydi. Kocamla birlikte baktıkları bir hastayı kaybettiler. Hastanın ablasıydı galiba. Doktorluktan men edilmeleri için dava açmıştı. Ya kocam suçsuzdu zaten. Beraat edecekti. Ama Cevat için durum aynı değildi. Gerçekten hatalı olan oydu ve çok kızgındı. Ne yaptın Selim? Bir şey çıktı mı kadından? Yok. Burak'la ilişkisi olduğunu ısrarla reddediyor. Adamın asistanı da. Ama kadından önemli bir şey daha öğrendim. Alpay ve Cevat adında başka bir doktor adına açılmış bir dava daha var. Ne davası? İkisinin gözetiminde bir hasta ölmüş. Hastanın adı Başak Oğuz. 22 yaşında, üniversite öğrencisi. Ne olmuş peki? Şimdi aslında kız Cevat'ın hastasıymış. Ama ameliyatını Alpay yapmış. Ameliyattan sonra bir takım komplikasyonlar sebebiyle kız ölünce kızın ablası ikisi adına da doktorluktan men ve tazminat davası açmış. Avukatlar aynı. Bilirkişi raporuna göre Alpay yırtacakmış ama Cevat muhtemelen kaybedecekmiş. İşte bu oldukça ilginç. Bu arada laboratuvardan şu yapışkan maddenin sonucu geldi. Tahmin ettiğimiz gibi. Plaster. Konuşmaması için ağzını bantlamış. Yine daldınız başkomiserim. Katilin adamla bir derdi olduğu çok açık. Belli ki ona bir şey anlatmaya çalışmış. Yani kızın ablası ya da Cevat olabilir. Sen şu kızın ablasıyla bir konuş bakalım. Ben de Cevat'la görüşeyim. Tamam, başlayalım. Elimizde başka bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar hala olay yerinde. Araştırmaya devam ediyorlar. Profesör Doktor Cevat Karabağ, 50 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Doğru komiserim. Başak'ın ablası ikimize de dava açtı. Ama ne alakası var anlayamadım. Alpay Bey büyük bir ihtimalle beraat edecekmiş. Ama siz ceza alabilir misiniz? Dava henüz sonuçlanmadı komiserim. Ama yine de rahatsızlık duyuyor olmalısınız. Hele Alpay Bey'in beraat edeceğini düşündükçe. Siz ne söylemeye çalışıyorsunuz? Dava sonlandığında çok büyük bir tazminat ödeyecektiniz. Hatta belki de doktorluktan men edilecektiniz. Ama Alpay Bey yoluna devam edecekti. Çok öfkelenmiş olmalısınız. Evet, öfkeliydim ama bunun davayla bir ilgisi yok. Alpay'ın yapmış olduğu bir hata gencecik bir kızın hayatına mal oldu. Onun suçu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum. Kesinlikle onun suçu. Ama sonuçta o da yaptığını çekti değil mi? Yani başına gelenleri düşündükçe... Yani öldürülmeyi hak etti öyle mi? Anlayamadım. Siz Alpay'ı benim öldürdüğümü düşünüyorsunuz? Öldürdünüz mü? Elbette hayır. Bu nasıl bir söz? Ben bir doktorum. Benim işim insanların hayatını kurtarmak. Ama mahkemenin aksine asıl suçun o olduğunu ve hak ettiğinin bu olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın, Başak bana karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. İlk tetkiklerden bir sonuç alamayınca 12 parmak bağırsaklarında bir tümörden şüphelendim. Ama endoskopide net bir sonuç göremedim. Ancak şüphelerimi gideremeyince emin olmak için Başak'ı Alpay'a yönlendirdim.